İlk binanın zemin katına girişte hemen sağda bulunan merdivenle ara kata çıkılırdı. Burada önceleri teminat mektupları servisi çalışırdı. Daha sonra da grup merkezi burada çalışmaya başladı. Zemin katta tam karşıda camlı bölmeli bir müdür muavini odası vardı. Burada müdür yardımcısı Beyhan Yeşilırmak bulunurdu. Diğer amirlerin masaları bankaların arkasındaydı. Burada çalışan hem fazla olduğundan masalar yetersizdi ve bazı personelimiz bankalarda çalışıyordu. Senetler servisi kendi içinde tahsis senetleri servisi ve teminat senetleri servisi diye iki ayrı servise ayrılırdı. Şimdi de senetler servisi çalışanlarının yer aldığı bazı fotoğraflara bakalım. Sol baştan başlıyorum. Hüseyin Uzbay, Nesrin Uzmay, Altan Savaş, Meral Hasırcı, Şule Tekinay, Serpil Suner, Mümtaz Erdoğan, Şükrü Kaya Gürbüz, Kazım Bey, Bekir Yağcıoğlu, Ethem Yüce, Şazimen Çini ve Sedat Bektaş. Buradaki resimde ise Beyhan Yeşilırmak, Hüseyin Uzmay, Abdullah Turan, Şazimen Çini, Mümtaz Erdoğan, Erdil Aksoy, Ali Yamaç, Nazmi Aksoy, Umur Atrek, Ramazan Kurşunlu, Saffet İnce, Kübra Asan, Saadet Varbil, Çetin Duruk ve Erol Peçenek yer alıyor. Bir diğer fotoğrafta ise ayakta Fevzi Aslan, Erdal Aksoy, Ali Yamaç, Ramazan Kurşunlu, Umur Atrek, Hüseyin Öztürk ve Celal Akpınar var. Oturanlar ise Nazmi Aksoy, Kübra Asan, Beyhan Yeşilırmak, Ülker Bilgi Solakoğlu, Mehmet Ali Bebek. Fotoğrafın arkasında göremediğimiz bölümde Vezne vardı. Vezne de genellikle Selahattin İltaşlı görev yapardı. Bu fotoğrafta da Selahattin İltaşlı Naci Ayan'la birlikte görülüyor. Bu resimde ise Beyhan Yeşilırmak, Zeynep Özkan, Kübra Asan, Cahide Yarlıgan, Serpil Özbek, Ülker Bilgi Solakoğlu, Şazimen Çini, arka sırada Ali Yamaç, Özden Tüzün, Erdil Aksoy, Ramazan Kurşunlu ve Umur Atrek yer alıyor. Yine kalabalık bir grup fotoğrafı daha var. Serpil Suner ve Naci Ayan'la birlikte Zeynep Özkan, Sedat Bektaş, Hayrettin Şenel, Ferit Dağlı, Cahide Yarlıgan, Candan Türkoğlu, Fevzi Aslan, Zübir Bilgiç, Süleyman Yurttaş, Mahmut Kaya, Zafer Soykan, Cihan Beşoğlu ve Yılmaz Kirman var. Serviste çalışma sırasında çekilen fotoğraflarda ise Saffet İnce, Fevzi Aslan, Saadet Varbil, Çetin Duruk ve Erol Peçenek var. Esam tahlilat servisiyle teminat mektupları servisi bazen tahsis senetleri servisiyle zemin katta bazen de ara katta bulunurdu. Nihal Arda'nın müdür muavini olarak görev yaptığı serviste Meral Hanım, Ülker Bilgi Solakoğlu, Ali Çamlıbel, Mehmet Okalan, Dahil Satar ve Senur Atabulu çalışıyordu. Bütün iş burada. Bir telekat sahibi olduğumu tanımıyorum. Niye kendim bundan bahsedeyim ki? Müdür Bey. Eyvah, parti sakla. Bizler dergisinin 30. sayısında sayfa 5'te Bilpa ile ilgili bir haber vardı. Yapı Kredi'nin otomasyona geçişinde ve sonrasında büyük desteğini aldığı Bilpa'yı bir süre sonra bizler de tanıyacaktık. Dergide zaman zaman sorumlu yazı işleri müdürümüz Münir Subarlas'ın yönettiği açık oturumlar da yer alırdı. Ekim 1981 tarihli 32. sayısında yer alan açık oturumun konusu
bankamızda otomasyon çalışmalarıydı. Koordinasyon Komitesi üyeleri Genel Müdür Yardımcısı Erol Bozkurt, Metot ve Organizasyon ve Otomasyon Müdürü Ertan Tunaboylu, Dışişleri Mevzuat Müdürü Cengiz Muşkara ile Bilpa Genel Müdürü Recep Gökdil, Münir Subarlas'ın konuklarıydı. Koordinasyon Komitesi'nin diğer üyesi ise Ethem Işıldak bu toplantıda yer almamıştı. Recep Bey bir soru üzerine şu açıklamayı yapmıştı. Çok yakın bir gelecekte İzmir'de Kordon Şubesi'nde, daha sonra Ankara'da komputer merkezcikleri tabir edebileceğimiz fakat oldukça güçlü makinalarla donatılmış servislere ekranlı terminaller ile direkt hizmet veren ünitelerin kurulacağını ve çalışır hale getirileceğini söylemişti. Kısa bir süre sonra Kordon Şubemizin ek binasında 4. katta muhasebe servisinin hemen üstünde bir başka tadilat başladı. Koridor duvarları yıkılarak Pilpa'ya daha geniş bir çalışma alanı kazandırıldı. Ayrıca salonun bir bölümüne de sistem odası yapıldı. Bilpa İzmir Şubesi'nin hizmete başlamasıyla Kordon Şubesi komputer servis çalışanları şube içindeki diğer servislerde görevlendirildiler. Bilpa İzmir Şubesi tüm şubelerimizin tele işleme yani tam otomasyona geçişine kadar 10 yıldan fazla bir süre burada çalıştı. Bilpa İzmir Şubesi'nin personeli işe başladıklarında 8 kişiydi. Müdürleri Osman Bey, sistem sorumlusu Rifat Görük ve IBM bilgisayarları kullanan 6 genç kızımız Gülgün Karamızraklı, Fatma Özdal, Semahat Uygun, Yeşim Yavuz, Oya Ercan ve Gülsüm Yakut'tan oluşuyordu. Kısa bir süre sonra Osman Bey ayrıldı ve yerine Ahmet Suat Ozar göreve başladı. Bilpa Kordon Şubesi, komputer servisinde yapılan işin aynısını yapıyordu. Sadece sistem ve makineler farklıydı. Kordon Şubesi, komputer servisinde sadece İzmir Şehir İşi şubelerimizin alacaklı cari, borçlu cari ve tasarruf hesaplarının fişleri kayda alınırken, Bilpa İzmir Şubesi'nde İzmir Şehir Dışı şubelerimiz ile Aydın, Muğla, Manisa, Denizli ilindeki şubelerimiz de programa alınmıştı. Koordinatörlükte göreve başlamamdan bir süre sonra Antalya ilindeki tüm şubelerimiz de programa alındı. Bu nedenle Antalya Merkez ve Şehirçi şubeleriyle birlikte Korkuteli, Elmalı, Turunçova, Finike, Kumluca, Serik, Manavgat, Alanya şubelerini ziyaret etmiş ve çalışma sistemimi anlatmıştım. İlave şubeler ve işlerin artması ile Bilpa İzmir şubesine ilave IBM makineler alındı ve personel sayısı da arttırıldı. Bu fotoğrafta Ahmet Suat Ozar, Gülgün Okalan, Petek Aktuna, Fatma Özdal, Oya Alat, Semahat Uygun, Rifat Görük. Oturanlarsa Gülgün Karamızraklı, Ayşe Kutlu, Oya Ercan, Gülsüm Yakut ve Meziyet Derici var. Zaman zaman mola verdiklerinde de arkadaşlarımız bir araya geliyorlardı. Bu fotoğrafta Oya Ercan, Petek Aktuna, Semahat Uygun, Oya Alat, Gülsüm Yakut, Ayşegül Yıldırım, Ayşe Kutlu bulunuyor. Fotoğraflarda yer almayan Derya Titik, Meral Çal, Ayşecan, Rukiye Hanım ve Saniye Akarsu da Bilpa'da çalışan diğer arkadaşlarımızdı. Zaman zaman Bilpa İzmir Şubesi çalışanları ve koordinatör personeli bir araya geliyordu. Bilpa İzmir Şubesi'nin faaliyetini sonlandırmasından yıllar sonra çalışma arkadaşlarımızla yeniden bir araya geldik ve eski günlerimizi yad ettik.
İyi günler. İyi günler, buyurun. Şu yeni hesaplar açtıracaktım. Hangi hesaplar efendim? Neydi adı? Hani bankadaki hesabımıza bankanız toplu bir para koyuyor, dilediğimiz gibi kullanalım diye. Banka sizin hesabınıza toplu bir para koyuyor, dilediğiniz gibi kullanın. Evet. Olur mu öyle şey beyefendi? Ya nasıl? Böyle bir hesap uygulamamız yok beyefendi. Nasıl olur hanımefendi? Burası yapı kredi değil mi? İlk binanın ikinci katında ikinci kordona bakan tarafta yerleşen muhabirat servisi büyük bir postanenin posta hizmeti veren bir bölümüne benziyordu. Aynı postanelerde olduğu gibi duvarlara monte edilmiş posta kutuları vardı. İzmir Şehirçi Şubelerimizin posta kutuları alfabetik olarak sıralı olup girişte sol tarafta yer alıyordu. Şehir dışı şubelerimize yine alfabetik sırada olup servisin sonundaydı. Kordon şubesi ve genel müdürlüğümüze ait evraklar için ayrı büyük kutular vardı. Servisin yetkilisi İbrahim Er Karatekke'nin çalıştığı yıllarda çekilmiş olan bu fotoğrafta İbrahim Er Karatekke, Necati Akgönenç, ayakta Birsen Togay, Süheyla Bulut, Seyit Ali Gündüz benim tanıyabildiklerim. Bu fotoğrafta ise Tuncer Türkoğlu, Nilüfer Atatuş, Süheyla Bulut, Necati Akgönenç, Nurşen Zihinli ve Remzi Asan var. Diğer bir fotoğrafta sol başta Rıza Demir, Hayati Yümer, Nilüfer Atatuş, Meral Yurdakul, Nurşen Zihinli, Necati Akgönenç, Seyit Ali Gündüz, Remzi Asan, Tuncer Türkoğlu ve Namık Kemal Kural yer alıyor. Ayrıca fotoğraflarda yer almayan Hüsnü Hürdoğar, Emine Alavut, Reha Erkin, Erkan Özdemir, Mesut Acar ve Mehmet Hüsnü Alak da bu serviste çalışmıştı. 1974 yılında Mesut Acar muhasebe servisinde, Mehmet Hüsnü Alat da kompüter servisinde çalışmaya başladı. Şehir içi şubelerimizin tahsil dalları, şubelerinde bir gün önce kesilen dekont, fiş ve benzeri evrakları diğer şubelerin posta kutularına koyar, kendi kutusundaki birikenleri alırdı. Kordon şubesinin kutusunda toplanan evraklar muhabirat servisi çalışanlarınca büyük bir deftere kaydedilirdi. Daha sonra servis servis ayrılan evraklar servis yetkilisine imza karşılığı teslim edilirdi. Teslim tutanakları da dosyalarda saklanırdı. Genel müdüre gönderecek olanlar büyük bir zarf içinde veya çant içinde Türk Hava Yolları kargosu ile gönderilirdi. Diğer şubelere ait kutularda biriken evraklar da zarflanır ve taahhütlü olarak postalanırdı. Muhabirat servisinin posta işlerinden sorumlu tahsil dallara bu işlerde kullanmak üzere verilen idari işler avansı ay sonunda mutlaka kapatılırdı. 1983 yılı sonlarında iletişim merkezleri hizmete girdi. Bu konudaki haber Bizler Dergisi'nin Ocak 1984 tarihli 38. sayısında sayfa 4'te yer almıştı. İzmir Şehirçi Şubelerimizin dış cephesine zeminde iletişim torbasının gireceği büyüklükte içten ve dıştan kilit mekanizması bulunan çelik kasalar monte edildi. İletişim merkezinin hizmete girmesiyle Kordon Şubesi muhabere servis çalışanlarının sayısı da oldukça azalmıştı. Ek binanın 5. katı sağlık servisimize ayrılmıştı. İşe başladığım yıl sağlık servisinde Doktor Melih Abidinoğlu ve hemşire Nihal Çetinkaya çalışıyordu. Personel ve emekli sayımız arttıkça Doktor Yusuf Akbaylar 2. dahiliye mütehassısı olarak göreve başladı. Doktor Melih Abidinoğlu öğleye kadar şubemizde, öğleden sonra da Karşıyaka Vakıf İşhanı'ndaki muayenehanesinde Karşıyaka şubelerimize ve burada ikamet eden emeklilerimize hizmet verirdi. Doktor Yusuf Akbaylar'ın mesaisi saat 17'ye kadar sürerdi. Şube personelimiz servis yetkililerince imzalanan hasta sevk kağıdı ile sağlık servisindeki doktorlarımıza muayene olur. Muayene sonrası doktorlarımızın yazdığı reçeteler anlaşmalı olduğumuz eczaneye gönderilirdi. Hazırlanan ilaçlar mesai bitimine kadar reçete sahiplerine teslim edilirdi. İlaç bedellerinin eczaneye ödenmesi muhasebe servisince belli dönemlerde haftalık, aylık gibi ödenirdi. Doktorlarımız dahiliye mütehassısı olduklarından
branşları dışında başka bir doktora veya hastaneye sevk gerekiyorsa anlaşmalı olduğumuz doktor ve diğer sağlık kurumuna sevk edilirdi. Sonraki yıllarda mevcut doktorlarımıza ilaveten diş doktoru, göz hastalıkları doktoru, kulak burun boğaz doktoru, kadın hastalıkları doktoru ve laboratuvar birimi de eklendi. 5. katın tamamı küçük bir sağlık birimi haline gelmişti. Çankaya şubesinin bulunduğu iş hanının 2. katına taşınana kadar bu birim yıllarca kordon şubesinde bazı doktorlarımızın ayrılması ve değişmesine rağmen hizmet vermeye devam etti.